Vay vay vay. Kandemir Nevizade. İsme gel, soy isme diz çök. dur şöyle yapacağım. Robert De Niro, Marlon Brando and Kandemir Nevizade. Abi siz böyle teşkilatı bırakmışsınız, resmen hayat kurmuşsunuz ya. Oğlum durum kritik. Kaptanın sağlığı söz konusu. Ha, o mevzu değil mi? Kaptan tabii ya. Lan geçmiş gün bak şimdi aklıma geldi. Askerden geldim. Bodrum'a gittim böyle. Cepte de 5 kuruş yok yemin ederim var ya. Lan dedi gel. Teknede kal dedi bugün. Derya der başka bir şey demez daha. Derya, Doğan benim eski yardımcım. Sağ kolum kardeşim ne dersen de bizden biri işte. Abi artık ben de sizden biriyim. O yüzden sorun yok. Dudu, sen nereye düştün Mapso'ya? Bizim çok sonradan haberimiz oldu. Ya biraz karışık bir oğlum, boş ver ya. Karnısıma bak ya. Ulan çakallık senin suratına kirli sakal olmuş lan, yapışmış lan. Bak diyene bak, bir de tipine bak. Yaren Hanım, pavyona devam mı? Vallahi pavyon finita Alberto ama şarkı söylemeye devam ediyorum Dudu'cum. Bir gece böyle bir yaparız, ben sana okurum. Patlatırız şarkıları yani. Aynen, patlatırız tabii ya. Bahadır Bey, size hiç sormuyorum bile. Ya bu adama ne yaptınız siz ya? Bu adam acayip yakışıklı olmuş. Bu adam acayip güzel olmuş ya. Bu bebe bizle kavgaya giriyordu bu bebe ya. E ne yapacaktık? Girmeyince dalga geçiyordun bebe diye. Hadi lan. Ya bu adam var ya bu adam. Benim idolüm de be, idolüm. Hadi lan oradan. Sen beni geçmişsin. Estağfurullah. Kandemir abi. Bakın hepinize söylüyorum ya, ben içeride çok sıkıldım, bunaldım abi ya. Bir iş yapalım, iş konuşalım Allah aşkına ya. Kaptan mevzunu ne yaptınız? Ne kadar para kaldı toplanacak? 300 küsür. Çok bir şey kalmamış be abi. Ya kusura bakmayın ama şu Robin Hood mevzusunu bıraksanız, şöyle büyük bir iş patlatsak bu mevzu çözülecek de yok yani ha kimsede bir şey. Sadede gel. Sen boş gelmezsin. Vardır sende bir kuntizlik. Oğlum şimdi biz de böyle bir mangırı indirip yolumuza bakacağız. Memleketten tüyeceğiz. Allah Allah. Benim sizin gibi ilkelerim yok ki oğlum. Benim ilkelerim belli. İşte büyüklerimizi sayalım, küçüklerimizi koruyalım. Bu. Hepimizinki öyle canım. Sen bu bizimle görüşmediğin dönemde İskandinav manitacılığa girmiş olabilir misin? Seviyorum. Ne yapayım? Ya Kandemir abi. Bak sizlerden çok özür diliyorum. Sizlerden güzel olmasın. Şöyle anlatayım. Uzun ince, sarı beyaz, ilik gibi bir gen. Adı Saga. İsveç'te beni bekliyor. Hemen böyle Saga dönünce... Abo, Tunceli mi gördün sen bize gelmeden önce? Hadi bırak gevezeliği. Bize kimi getirdin onu anlat. Anlatayım, anlatmasana da böyle kuru kuru olmuyor. Ya bir çay may bir şey ısmarlasana da. Charlie! 8 çay! Vay! Holding'in sahibi. Medyada pek göremezsiniz ki medyada görünen abilerden daha kallavi bir dayı. Yani ihale işi yapıyor abi. Nasıl diyeyim sana? Hani böyle bir iş adamı görünümlü ağır abi tadında. Şey gibi, kulüp başkanı gibi bir şey. Anlatabildim mi? Bunun içeri attırdığı eski CEO'su benim koğuş arkadaşımdı. İstihbaratım sağlam yani. Adam kimseyi sevmiyor, kimseye acımıyor. Bir tane zayıf noktası var. O da kızı Ada. Ada çok güzel bir kız. Babasıyla birlikte çalışıyor ama herifin ne mal olduğunu bilmiyor. Tam bir bibiş. Carlos'um vallahi bu sefer kızamayacağım. Bebiş bir şey. Sonuçta bebişin hakkı bebişe yani. Eyvallah. Kandemir abi sen bir poker face oldun. Bir yüzün gülsün abi, bir şöyle joker face ol. Allah'ını seversen 10 numara iş getirdim ben sana. Oğlum İstanbul'da 1000 tane böyle adam var. Bizlik nesi var? Aynen öyle Dodo, yani zengin diye soyacak olsak oho. Yani bize tam olarak böyle Emel Sayın'ı halıya sarıp kaçırma kafası lazım, anlatabiliyoruz mu? Tamam oğlum, bir bekle ya. Bombayı sona sakla. Abi şimdi bu vay... büyük şirketlerden aldığı çok büyük paralara kobaylar buluyor, tamam mı? Yalnız bu kobaylar öyle fare, tavşan değil. İnsan kobaylardan bahsediyorum. Amerika'da denetim sıkı olduğundan ilaçlar vahite geliyor. Vahit, ihtiyacı olanlara para verip onlara hiç belli etmeden kobay olarak ilaçları üzerinde test ediyor. Hani garibanları test ediyorlar sizin anlayacağınız. Yani çaresiz insanların üstünde deney yapıyorlar öyle mi? Ya bu nasıl aşağılık bir şeydir ya? Abi ben o minik farelere bile kıyamıyorum. Gözyaşım iniyor ya. Ya Dodo kesin ölen falan da oluyordur. Aynen. Türkiye'de 1000 tane adam ölmüş. Ailelerine para verip susturuyorlar abi. Amerika'da bu ilacın yararlı olduğuna dair bir onay alamadıkları için ne yapıyorlar? Yoksul ülkelere gidiyorlar işte. Hindistan olsun, Fas olsun, Romanya olsun, Türkiye.
Kaçıncı dünya lan bu? Dünya mı oğlum bu ya? Aynen öyle. Bir daha bir şerefsizliklere bak yani. Kula kulluk ettiriyorlar orada. Onun ismine de vizyon koyuyorlar. Ben de bir belgeselde izlemiştim. Geçen sene Nijerya'da bir sürü çocuk ölmüş. Sırf bir maddeyi denemek için. Bravo Derya. Doğru söylüyor. Yalnız Kandemir abi, sen bir bana inanmadın gibi abi. Bak istiyorsan gidelim kendi gözlerinle gör ha. Ben her şeyi biliyorum abi. Vallahi ya. Eğer biz bu işe gireceksek, biz paramızı kazanacağız. Bu insanlar da kurtulacak. Hadi gidip görelim şunları. Ay diş başına. Abi işte bu size dediğim yer burası. Vay, ilaç tepesi olarak biliniyor ama dışı sizi, içi beni yakar o derece yani. Oğlum her şey normal görünüyor. Bu koğuş arkadaşın seni yemiş olmasın Dodo? Ya Dodo ya, bu İstanbul'un da altında hep tüneller var diyorlar. Şehir efsanesi olmasın bu da? Ya yok be oğlum be, Allah Allah. Masal mı anlatıyorum la ben size? Abi gidip gelenlere bakılırsa bunlar normal şirket personeli. Evet abi, kobaylar nerede? Çok karanlık işler ha bunlar. Hadi daha fazla dikkat çekmeden gidelim oradan. Hadi hadi. Dur. Bak. Bak abi bak. Arabaya binenlere bak. Görüyor musun abi halleri? İlacın yan etkilerinden ne hale gelmişler. Bak bembeyaz olmuşlar. Her yerleri yara bere içinde ya. Ulan Vahit sen nasıl bir adamsın kardeşim? Milyon dolarların var. Senin pis işlerle ne işin olur ya arkadaş? Ben anlamıyorum ki. Abi bak dünyanın her yerinden ilaç geliyor buraya abi. Her şey geliyor abi. Bak biz Vahit'i anca böyle vururuz abi. Şantaj. Abi şöyle yapalım. Bu kobayların hepsini alalım. Videoda anlatsınlar neler yaşadıklarını. Sonra da onu gereklilere veririz. Yemez. Bize kanıt lazım. Belli ki muhtaçlar. Siz kalmak istemezler. Ya zaten garibanlar. 3-5 kuruş için canlarını koymuşlar ortaya. Korkarlar, konuşamazlar ki. Kandemir abi, bizim bunları belgelememiz lazım ama. Biri içeri girecek ve her şeyi kaydedecek. Yani? Şantaj, montaj. Evet abi, güzel fikir. Zaten 2 dakika hemen bir personel kostümü abi. Çıt, hemen giriveririz içeri. Yok, kardeşim olmaz o iş. Benim bu koğuş arkadaşım var ya, bunun CEO'su. O bana anlatıyordu. Kimlik kartları, özel ID'ler falan gerekiyormuş oğlum. Sıkı yer yani. Aynen öyle ya. Bu adamın yani sonuçta en iyi korunan yeri burasıdır. Abi ne yapacağız? Nasıl girelim? Kobay olarak. Hop, nereye birader? Yahu. Ben evde ne güzel yatıyordum. Vahit Bey tutturdu. Gel beraber çalışalım. Gideyim bir konuşayım bari ya. Ha tamam, geç içeri, danışmada yardımcı olurlar sana. Eyvallah. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Ben iş başvurusu için gelmiştim. Hangi birim için? Hangi birim olursa alırım bir dal, hiç fark etmez. Tamam, buyurun siz bu formu doldurun, numaranızı bırakın. Gerekli görürsek biz size dönüş yaparız. Cep numarası mı? Evet. Yalnız benim cep telefonum yok. Çaldırırken çaldırdım. Arkadaş beni çaldır dedi. O sırada kendim telefonumu aldı, çaldı beni. Yazmayın o zaman. Yazmayayım o zaman. Çakalımız geldi. Şüpheli bakış istemez, Carlos halleder. Gel o zaman anlat bakalım. Nasıl içerisi? Hemen anlatıyorum. Abi, depoya giden bir tane direkt giden bir kapı var. Yalnız içeri giren herkes böyle didit kartı okutup öyle giriyor. Nasıl tipler? Abi işte hep hemşireler, doktorlar, böyle yeşimsi, kutsimsi tipler. Yalnız şöyle bir durum var. Çıkarken herkes kartını iade ediyor. O zaman o karttan bir tane de bize lazım. Abi, ben gideyim çalayım mı bir tane kart personelden? Ah be balım, diyorum dinlemiyor mu? Geri iade ediyor herkes. Hayır şimdi eskiden olsa abi diyeceğim ki bir gece operasyonu yapalım, içeri girelim ama... ...şimdi güvenlik kamerası çıktı, mertlik bozuldu. Anlatabiliyor muyum? Aynen öyle. Yani bizim kartsız giremeyeceğimize göre bir şekilde kartı nasıl temin edeceğimizi bulmamız lazım. Yani personel dışında kimden bulabiliriz ki bu kartı? Aslında bir kişi de daha var. Bibişte. Vahit Bey amca mı o? Evet. Vahit Bey amca ne olur. Ne olur iş ver bana iş. Bak güzel kızını hatırlamıyorum güzel.
güzelmiş ha. Ne olur bana iş ver. Lütfen iş ver Vahit amca. Ya şu herif ayağımın altında. Vahit Bey amca. Para istemedim. İş istedim, iş. İş. İnsanları birazcık sevin. Doğayı sevin. İki defa ne habere çıktım ben. Bir kere kendimi yaktım, bir kere Çankaya da soyundum. Ulan sen de döveceksen döv lan. Sus. Boynuma vurma, boynuma vurma. Ben boynuma vurma. Yürü. Sonra bunlar beni aldılar. Ben işsizim diye bağırdım. İyi dönmüşler seni. Ya azıcık böbreğime vurdular ama profesyonel işsizim deyince çok üstüme gitmediler abi. Abi o zaman bizim hedefimiz kız. Ha? Adadan kartı çalacağız. Aynen. Bunun için de adayı tavlamak lazım. Şaka lan şaka. Tek çaremiz bu mu peki bizim? Vallahi tek çare... evet bu. Yani Bahadır'a bırakmış olsak dal gibi kızın karşısında... öyle kalır. Öyle ama ya. Verdi. İş sende. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?